İbni Mesud'un bildirdiğine göre Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e "Bir şey sormak istiyorsan sor" dedi. Hazreti Ebu Bekir de "Ölüm anı yaklaştı mı ya Resulullah?" diye sordu. Peygamberimiz "Ölüm anı iyice yaklaştı ya Ebu Bekir. Hatta üzerime sarktı" diye cevap verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh da "Allah'ın katında olan her şey sana kutlu olsun ey Allah'ın Resulü. Keşke başımıza neler geleceğini bilseydim" dedi. Peygamberimiz ona "Allah'a ısmarladık. Sidretül Münteha'ya, cennet barınağına, yüksek firdevse, yüce dosta, güzel nasip ve hayata" dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh "Seni yıkamayı kim üzerine alsın?" diye sordu. Peygamberimiz "Yakınlık derecesine göre akrabamın erkekleri" diye cevap verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh "Seni nasıl bir kefene saralım?" diye sordu. Peygamberimiz "Bu elbiselerime, Yemen kumaşından bir elbiseye ve beyaz mısır bezine sararsınız" diye cevap verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh "Namazını nasıl kılalım?" diye sordu. Bu sırada biz de Hazreti Ebu Bekir de ağlıyorduk. Peygamberimiz şöyle buyurdu. "Hele durun, Allah size affetsin ve peygamberinizden yana size iyilik versin. Beni yıkayıp kefene sarınca bu evdeki sedirin üzerine kabrimin yanı başına koyun ve bir müddet yanımdan ayrılıp dışarı çıkın. Çünkü üzerime ilk defa Allah rahmet edecek. O ve melekleri size rahmet ve istiğfar ederler. Sonra benim için mağfiret dilemek üzere meleklere izin verilecektir. Allah'ın yarattıkları içinde yanıma ilk girip benim için mağfiret dileyecek olan Cebrail'dir. Arkasından Mikail, arkasından İsrafil, arkasından kalabalık ordusu ile Azrail gelir. Sonra da meleklerin hepsi yanıma girerler. Sonra sıra size gelir. Yanıma grup grup girip önce birer birer selam verin." Hazreti Ayşe der ki, "Peygamberimizin aramızdan ayrıldığı gün yanı başındakiler sabah saatlerinde hastalığını hafiflemiş gördükleri için sevinç içinde evlerine ve işlerine daldılar. Bizler bu duruma göre daha öncesine göre ümit ve ferahlık içindeyken Peygamberimiz ansızın oradakilere "Yanımdan çıkın, melek geldi, yanıma girmek istiyor. Benden başka herkes dışarı çıktı. Başı kucağımdaydı. Bu sırada kucağımdan doğruldu. Ben evin bir köşesine çekildim. Melek ile uzun uzun söyleşti. Sonra beni yanına çağırıp başını yine kucağıma dayadı. Dışarıdakilere de içeri girin" dedi. Ben "Bu Cebrail'in gölgesi değildi ya Resulullah" dedim. Peygamberimiz bana "Evet ya Ayşe, bu ölüm meleği Azrail'di." Bana gelerek şöyle dedi. "Alemlerin Rabbi olan Allah beni sana gönderdi. Fakat izinsiz yanına girmememi emretti. Eğer izin vermiyorsan geri giderim. İzin verdiğin takdirde girerim. Yine Allah sen emir vermedikçe ya Resulullah canını almamamı söyledi. Şimdi ne emrediyorsun?" dedi. Ben de ona "Cebrail bana gelinceye kadar yanımdan uzaklaş" dedim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle der. "Öyle bir durumla karşı karşıya kaldık ki ne bir cevap verebiliyor ve ne de görüş belirtebiliyorduk. Dilimiz tutulmuştu. Her bakımdan bizi şaşkınlığa gömen bir darbe altında kalmış gibiydik. Durumun ciddiyeti ve içimizi dolduran korku yüzünden ev halkından hiçbirimiz konuşamıyorduk. Cebrail aleyhisselam tam zamanında gelip selam verdi. Gölgesini fark ettim. Evdekiler dışarı çıkınca içeri girdi ve şöyle dedi. Alemlerin Rabbi olan Allah sana selam söylüyor ya Resulullah ve kendini nasıl hissettiğini soruyor. Gerçi o seni senden iyi bilir. Fakat senin şeref ve itibarını arttıracak varlığın hepsi üzerinde üstünlük ve değerini eksiksiz hale getirmeyi ve böylece senin ümmetine örnek olmanı diledi." Peygamberimiz "Kendimi sancılı hissediyorum" diye cevap verdi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam "Müjdeler olsun. Allah seni senin için hazırladıklarına kavuşturmayı diliyor ya Resulullah" dedi. Peygamberimiz "Ya Cebrail, ölüm meleği benden izin istiyor. Ona haber ver" dedi. Cebrail aleyhisselam "Ya Muhammed, Rabbin seni özlemle bekliyor. Sana niçin geldiğini söylemedi mi?
Allah'a yemin ederim ki ölüm meleği şimdiye kadar hiç kimseden izin istemiş değildir. Bundan sonra da hiç kimseden izin isteyecek değildir. Fakat Rabbin senin şerefini eksiksiz hale getirmek istiyor. Bunun ile birlikte ya Resulullah, o seni özlemle bekliyor. Peygamberimiz, o halde ölüm meleği gelinceye kadar yanımdan ayrılma Cebrail, dedi. Bu arada, ya Fatma, bana yaklaş, dedi. Fatma ona doğru eğildi. Peygamberimiz kulağına bir şey söyledi. Gözyaşları içinde başını kaldırdı Hazreti Fatma. Konuşamıyordu ağlamaktan. Arkasından ona yine, başını bana yaklaştır, dedi. Ona doğru eğildi. Kulağına bir şeyler söyledi. Bu defa Hazreti Fatma başını gülerek kaldırdı. Fakat yine konuşamıyordu. Gördüğümüz durum şaşırtıcıydı. Hazreti Fatma'ya daha sonra bu konuyu sorduk. Bize, önce bana öleceğim dedi. O yüzden ağladım. Sonra da Rabbime seni bana kavuştursun ve ev halkım arasında ilk önce seni benim yanıma versin diye dua ettim dedi. Bu yüzden gülümsedim diye cevap verdi. Bu sırada Hazreti Fatma iki oğlunu ona yaklaştırdı. O da onları kokladı. Sonra ölüm meleği Azrail aleyhisselam gelerek selam verdi. İçeri girmek için izin istedi. Peygamberimiz de ona izin verdi. Ölüm meleği, bize ne emir veriyorsun ya Muhammed diye sordu. Peygamberimiz ona, beni derhal Rabbime kavuştur dedi. Bunun üzerine ölüm meleği şöyle dedi. Peki ya Muhammed, hemen bugün. Zaten Rabbin seni özlemle bekliyor. Sende olduğu gibi hiç kimse hakkında tereddüt etmedi. Senden başka hiç kimsenin yanına izinsiz girmemi yasaklamadı. Fakat beklediğin an yakındır ya Muhammed. Böyle dedikten sonra odadan çıktı. Cebrail aleyhisselam içeri girdi ve şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü! Selam üzerine olsun. Bu benim artık yeryüzüne son inişimdir. Vahiy ve dünya defteri artık dürüldü benim için. Benim yeryüzünde senden başka hiç kimseyle işim yok. Seninle buluşmaktan gayrı yeryüzüyle bir münasebetim yok. Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki artık burada durmamın hiçbir gerekçesi kalmadı ya Muhammed. Evde bulunanlardan hiçbirimiz bu sırada ona bir kelimeyle bile şaşkınlığımızı ifade edemedik. Dona kaldık. Bu sırada başını göğsüme dayasın diye yer değiştirip onun yanına vardım. Göğsünü tuttum. Bu arada bir baygınlık geçirerek halsizleşti. Alnı hiç kimse de görmemiş olduğum şekilde terlemişti. Terini silmeye koyuldum. Onun bu son terinin kokusundan daha tatlı bir koku hiç hissetmemiştim. Kendine gelince ona, ''Anam, babam, canım ve ailem sana feda olsun. Annen ne kadar terledi?'' dedim. Bana, ''Ya Ayşe, müminin ruhu terleyerek, kafirin ruhu da eşek ruhu gibi çıkar.'' dedi. İşte o zaman kendimizi toparlayıp ailelerimize haber gönderdik. Eve ilk giren ve onun görmediği ilk erkek, babamın bana gönderdiği kardeşim oldu. Böylece hiç kimse gelemeden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan ayrıldı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh sözlerine şöyle devam eder. Peygamberimiz aramızdan ayrılınca herkes mescidin etrafına toplandı ve feryatlar yükselmeye başladı. Melekler peygamberimizin üzerine benim elbisemle örtmüştü ve kalabalığa karışmışlardı. Halkın bu hadise karşısında tepkisi değişik oldu. Kimi onun öldüğüne inanmıyordu. Kiminin dili tutulmuştu. Ancak çok sonra konuşabildiler. Bir kısmı da manasız, tutarsız sözler söyleniyordu. Bazılarının aklı başlarında değildi. Diğer bir kısmı da olduğu yere çökerek kanmıştı. Hazreti Ömer onun öldüğüne inanmayanlardandı. Hazreti Ali ise yerine çöküp öylece kala kalmıştı. Hazreti Osman'ın dili tutulmuştu sanki. Müslümanların hiçbiri o anda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Abbas radıyallahu anh gibi kendilerine hakim olamamışlardı. Allah bu ikisine güç vererek onlara en doğru şekilde davranma imkanını bağışladı. Herkes her ne kadar Hazreti Ebubekir'in dediğine uyuyordu ise de Abbas radıyallahu anh gelince
şöyle konuştu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin ederim ki Allah'ın Resulü ölümü tatmıştır. Zaten henüz aramızdayken Hazreti Allah ona sen de ümmetin de öleceksiniz. Sonra da kıyamet günü Rabbinizin katında hesaplaşacaksınız diye buyurmuştu. Ebu Bekir radıyallahu anh'a haber Hazreç kabilesinden Haris oğullarının evindeyken verildi. Hemen geldi. Peygamberimizin yanına girdi. Yüzüne baktı. Üzerine eğilip onu öptü. Ve ya Resulullah, anam babam yoluna feda olsun. İki kere ölecek değilsin. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın Resulü artık ölmüştür. Bunları söyledikten sonra kapıya çıkarak toplanan halka şunları söyledi. Ey insanlar! Kim Muhammed'e tapıyor ise bilsin ki Muhammed öldü. Kim Muhammed'in Rabbine tapıyor ise de bilsin ki o diridir ve ölümsüzdür. Allah şöyle buyurmuştu. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Eğer o ölür veya öldürülürse ardınıza mı döneceksiniz? Kim iki topuğu üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar vermiş olmaz. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Halk bu ayeti sanki ilk defa duymuş gibi dinledi. Diğer bir rivayete göre ise Ebu Bekir radıyallahu anh haberi alınca salatü selam getirerek peygamberimizin evine girdi. Gözleri dolu doluydu. Buna rağmen sözlerine ve davranışlarına gayet hakimdi. Peygamberimizin üzerine eğildi, yüzünü açtı. Alnından ve yanaklarından öptü. Yüzünü okşadı. Sonra da gözyaşları içinde şunları söyledi. Anam, babam, canım ve aile halkım yoluna feda olsun ya Resulullah. Hayatında ölümün de güzel. Senin ölümünle birlikte başka hiçbir peygamberin ölümünde kesilmeyen vahiy artık kesildi. Sen anlatılmaktan yücesin. O kadar büyüksün ki senin için ağlanmaz. Öyle seçkin oldun ki hepimiz sana sığınır olduk. Bizi öyle kaynaştırdın ki seninle beraber olduk. Eğer ölümün kendi tercihin ile olmasaydı nefsimizi yasa boğardık. Eğer sen ağlamayı yasak etmemiş olsaydın üzerinde ağlamaktan gözyaşlarımız kururdu. Allah'ım bu duygularımızı bizden ona ulaştır. Ey Muhammed, bizi Rabbinin katında hatırla. Hep senin aklında kalalım. Eğer bize bıraktığın ağırbaşlılık olmasaydı, bıraktığın yalnızlığa hiç kimse dayanamazdı ya Resulullah. Allah'ım bizim duygularımızı peygamberine ulaştır ve onu aramızda tut. Onun ile ilgili olarak bundan daha başka bir acı başımıza gelmesin Allah'ım. Kalplerimizi ona doğru yücelt ki peygamberimiz bize güzel örnek olsun. Allah'tan kötülüklerimizi iyiye çevirmesini ve imanlı olarak bizleri peygamberimize kavuşturmasını dileriz. Hiç şüphesiz ki o, kendisinden istekte bulunanların en keremlisi ve rahmetine umut bağlananların en ulusudur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.